arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Huy 4'te 1930 modunda gördüğünüz gibi Türkiye oynayacağız. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında sokup Sovyetler Birliği'ni veya onun dışında Allies ülkelerini şişlemeye çalışacağız. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Ben orduyu buraya atadım. Ben hileli oynayacağım. Bir tık hileli. Çünkü ben pek sevmiyorum böyle hilesiz oynamayı arkadaşlar. Hilesiz oynama, oynanan videoları istiyorsanız zaten çok kanal var öyle videolar çeken. Onlara bakabilirsiniz. Şöyle bir şey yapalım. Bu süreler bayağı kötü. Bir doktora gidelim o zaman, yapacak bir şey yok. Bu kadar kötü bir araştırma sonucu yapacağımız tek şey bu. Tamam. Bu şekilde. Okey. Sovyet eğitimi alalım. Burası Sovyet eğitimi alacağız. Başka bir şey almayız şu an zaten. Sovyet yardımlarını alacağız. Şöyle ayarladık ve başlıyoruz. Süreyi aksın. Ordumuzu şöyle bir tek bir şeye çevireceğim. Daha Tugay'ı istemiyorum. Başka Tugaylar gerekli. Zaten silahçımız var. Biliyoruz. Bu silah için daha çok da politik power'la kurtaracağız. Şuradan 50 politik power'a 3K alıp duracağız. Şöyle gördüğünüz gibi donanmamız çöp. Yani iyi bir donanmamız yok ama idare eder yani. Türkiye gibi ülke için idare eder bir donanmamız var. Şöyle bir komutan da verelim. Bakalım. Fahrettin Altay var. Güzel bir komutan. Tam bir atak komutanı. Çok güzel. Bayağı iyi bir şey, konsumumuz kesecek. Büyük ihtimalle bir 3 ile 4 ile basmamızı sağlayacak bu. Nereye basacağız? Tabii ki İstanbul'a basacağız fabrikalarımıza gelince. Sivilyan'da 1935-36'dan sonra değiştirebiliyoruz ama Focus'la daha da erken olabiliyor gördüğünüz gibi. Focus'la daha da erken değiştirebiliyoruz. İyiliğe geçirebiliyor. İnşallah şeyde geçiriyordur. Evet, bayağı şey kesiyor hem de. Güzel. Evet. Sovyet şeyin kesimi 2 ile basıyoruz. İdare eder. Tamam. Problem yok. Şöyle bir şey var. Şunu almak için modernization istiyor. Bize şu an 100 gün olmaz. 35 şu hiçbir şey vermiyor ama geçmek için lazım bunda. Şöyle biz şunu da alalım. Şu an politik power'ımız değerli. Sonradan değeri kalmayacak ama şu anlık değerli. Evet, gördüğünüz gibi 6K'ya düştü silah açığımız. Belki bir uçak alabiliriz. Yetişecekse evet. Bir de 50 tane fighter alacağım. Bizde uçak teknolojisi vardır inşallah. Yok. Boşa gitti 50. Politik power'ımız, uçağı araştırmamışız daha. Evet, bitti bu. Şimdi bakalım, dakika. Bunun için illaki zaten Sovyet Cyber Assistance ve Mining Industry de lazım. Yani sürelerine baktığımızda demire şu an ihtiyacım yok, altyapı alayım. Demir çünkü fabrikam yok. Sonradan ihtiyacımız olursa alırız. Yunanistan'ı şişleyeceğiz. Yunanistan çok güçsüz fakat bize göre bir tık hala güçlü. Nasıl güçlü? Arkadaşlar, Kolombiya var. Çekiyor insanlar. Düşüyor bak, şu ülke çekiyor. Fransa çekiyor. Almanya çekiyor. İngiltere alıyor ondan. Onun dışında belki United States'te yoktu herhalde. Evet, United States'te az var. Donanma basan ülkelerde az var. Bir şey Yugoslavya'da daha fazla atıyorum. Evet, Yugoslavya'da yine iyi yani. O maksimum 5 ile başlıyordur gerçekten. Evet, bakalım. Artileri almaya gerek var mı? Artileri üretimimizde var mı bizim? Evet, artileri de alabiliriz. Çünkü 100 birikti. Olabilir, evet. Artileri alabiliriz. Birliklerimizi daha kaliteli yapmak için artileri gayet mantıklı bir seçim. Fokusumuz bitmek üzere. Kürdistan ile isteyebiliyoruz. Bir dakika. Paput olarak da isteyebiliyor muyuz? Çok merak ettim. Hayır. Sadece liberate et diyebiliyoruz. Kordur inşallah buralar. Evet, kor. Evet, geldik. 70 gün. Şunu alacağım. 4 sivil arkadaşlar şu anlık bize daha iyi gelir. Şu anlık daha iyi gelir. Donanmamızı submarine üzerine kuracağız. Belki submarine'imizde özellik vardır. Bakalım. Evet, şu birinci ünlü klastan basalım. Yok, o değil. Dumlupınar klastan basalım. O daha iyiymiş. Bir saniye. Bu çıkmasından gerek yok. Ya. Ayarlayamadım gitti ya. Şunu kapat. Tekrardan ayarlayalım. Dumlupınar klas. Gerek yok. 38 günlük üretim. Önemli değil. Bari iyi bastığımız şey iyi olsun. Bize iyi bir şekilde gelsin. Infantry equipment aldık yine. Support yetişir mi? Support da alsak. Arsenal'e 50 bin var. Yetişir mi de support alalım. Evet, bir K'da supportumuz var. Piyademizi yani bir 150 piyade, bir 150 değil de bir 5 tane 24'lük savaşa kadar bir de bir 5 tane tank çıkarırsak elimizden gelen en iyi şey bu olur zaten. Başka bir şey olacağını sanmam. Evet, 25 gün kadar kaldı. Export'tayız. Güzel. 2 fabrika da basıyoruz. Şimdi bir belki 4'le basabiliriz. Çünkü 4 tane sivil fabrika gelecek. Türkiye çok güçlü değil zaten modda, sadece Almanya'ya başlarsanız dünyanın içinden geçebiliyorsunuz. Çünkü ben 34'te uçak üretmeye başlamıştım. Fabrikam da yetiyor çünkü. Vallahi çok kolay oluyor, çok easy oluyor. Bakayım kaçla basıyorduk, bakmadım 3'le. Yani yine çok değil de yapacak bir şey yok. Yine artılarımızı alalım. Piyade açığımız bitmiştir diyecektim. 1.2K bulunmakta hala. Şunu da şunun içine yollayalım. 12 tane demir alacağız şimdi. 10 sivil, 3 askeri, bir de naval dok yardımımız var. Şeyi de kaldıracağız hem de şu an gördüğünüz gibi. Burada büyük ihtimalle kalkıyordur diye planlıyorum. Bakayım. Burası ekonomi zaten. Ekonomi fokusları bura. Hemen Atatürk Line gidebiliyoruz. Erzurum ve Trabzon. Erzurum. Atatürk Line ne demek o? Büyük ihtimalle Sovyet'ten korunmak için bu Atatürk Line. Bakalım şeyde var mı? Büyük ihtimalle vardır. Yoksa da arkadaşlar zaten İstanbul'a asker sokmak zorunda değilim. Buradan da savaşabilirim. Problem çıkmaz. Benim için daha iyi olur oraya asker sokmak. Tabi savaşınca illaki konum izin verecekler. Central Bank of Turkey istiyor. Şöyle 50 günün içinde bile infantry equipment ve support equipment alalım. 50 güne de şeyinki gelecek ve şu anlık iyi durumdayız. Şeyi de bitirdiğimize göre bunları seviye kastıralım birazcık. Evet, seviye alsınlar, hem de o şekilde biz bunların içine hem bir support ekleyelim hem de artileri ekleyelim. Evet, expand mining bitti. Central Bank mı yoksa bunu? Bence Central Bank of Turkey daha iyi şu anlık bizim için. Çünkü şurada arkadaşlar, oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Consumer Goods arkadaşlar şurada gördüğünüz şeye tekabül ediyor. Siz 10 fabrikayla, ben şu anda sivil basmak istiyorum fakat 3 fabrikayla basabiliyorum. Çünkü o 7 fabrikayı benim halkım kullanıyor gibi düşünün. Büyük ihtimal people of expect, yani %54'ünü kullanıyorlar şu an diyor. Şu anda biraz tüfek kaybediyoruz seviye kazandığımızdan dolayı. 70 günlük bir fokus, güzel. Mobile VF'ye gidelim. Şu an doktorin gideceğim çünkü başka gidecek bir şeyim yok. Tek şeyler gideceğim. En iyi şey doktorin olur herhalde. Tak basacağım için Alman doktoruna gittim. Yoksa Alman doktoruna gitmezdim. Evet, 3 oldu. 4'te ekleyebileceğim herhalde. Bunları sil. Evet, bir yıl geçmek üzereyiz. Bakalım, evet, artistleri alabiliriz yine buradan. Orada ne vardı? 50 politik power. Stability arttırıp şey öldürüyoruz. Ben hemen olayı. Stability kaybı istemem tabii ki de. Büyük politik power cost. Stability X1 almam daha mantıklı. 25 alırsam ülke çöker yani. Ben hemen olayı. Yapacak bir şey yok. Bu ne zaman kalkıyor? Büyük ihtimalle bunu biz fokusla kaldıracağız. Ya da kalkmayacak diyeceğim de kalkar herhalde. İnşallah. Community. Wow. Tamam, 1.2k artiler ve 2k'da support ekipmanımız var. Etibank, Sümerbank, bir de demir var. Ama bunlar için hepsi lazım. O zaman sivillerden başlayalım. En sonunda demirimizi alırız. 4 fabrika basmaya başladık. %5'lik çünkü bir debuff kaldırdı. Hangisinden kaldırdı onu bilmiyorum ama. O şu Sovyet Aid gittiğinde cidden çok kötü durumda olacağız. İşte o zamana kadar biz kendi ekonomimizi biraz toparlamamız gerekiyor. Ekonomi fokuslarına başlamamız gerekiyor o yüzden. Evet, infantry ve support equipment alıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz bayağı. 5k tüfeğimiz var. Gayet güzel. Tamam, piyademin içine düz olarak bir artilleri eklesek yeter herhalde. 720 tane istiyormuş zaten. Yetti. Şimdi 10 tane lazım. İnşallah yapabiliriz 10 taneye. Piyademiz için tamamen dolu. 10 şey yaptığımızda şeyi koyabileceğiz. Support equipment'ı koyabileceğiz. 4 tane piyade basarız. 24 tam bir tümen olsun diye. Yani Sümerbank geliyor. Şöyle şunu kapatalım. 9 gün sonra artistleri alacağız. Şöyle Sümerbank gidildi. Etibank gidelim. 5 basabildiğimizde çok güzel olacak bizim için. Şu anlık biraz tüfek kaybediyoruz ama şu an XP'ye ihtiyacım var. Ekonomimiz güzel yine de. Şu anlık bir dönebiliyoruz. Bir tane sivil bastık hem de. Bizim için yararlı. Güzel bir şey. Evet, ona çok yaklaştık. Evet, bitti. Tamam, şu an ekleyebiliriz bunu da herhalde. Diyecektim ki biz support olarak hiçbir şey ekleyemeyiz ki. Ve support artisleri ekleyebiliyorum yine de. Onu da koyabiliyorum, onu da koyayım. Ama şey koyamam şu an. Support ekibimiz hiçbir işime yaramadı. Yapacak bir şey yok. O zaman artık durdurabiliriz. Bu kadar antrenman yeterli. Diyecektim ki şey ekledik. 4 tane piyade çıkarayım. Onlarla beraber şey yapar. Tamam. Güzel. Şimdi biraz ülkeyi ayarladık diyebiliriz. Bakalım artilere. Al bakalım artilere. Evet, artilere açımız vardı. Bitti o da. Infantry equipment gelecek. İkisini alamayacağım. İlk infantry'yi alacağım. Tabii ki infantry daha önemli. Şu an support equipment'da. Çünkü support equipment'ım yok şu an. Yani kullanmıyorum. Command power'ımız da dolu. Etibank gidildi. Minerals gidebiliriz. Minerallerler alakalı bir şeymiş. Bunları hemen şişlesek mi diyeceğim. Evet, 5 tane piyadem var. Ben seni bir şişleyeyim. Ben seni bir şişleyeyim abicim ya. Aynen. Şuraya çıkarma atıcı piyadesi yok. Buraya benim karşıma koyacak piyade adam sayısı bile yok. Şişlerim herhalde. Burgas. Orvor. Diyelim. Evet. 4 tane daha piyadem çıktı. Şunları da indirebiliriz. Bunlara ben şöyle bir cephe hattı vereceğim. Savaşta da bayağı kasılacaklardır. Şöyle Bulgaristan sınırına yolluyoruz ordumuzu. Bulgaristan'da bir şişleyelim. Ekonomisi de güzel. Bize iyi bir fabrika verir. Şişlemek lazım yani. Geliyor bizim piyadelerimiz de yavaş yavaş. Fokusumuzun da son 15 günü kalmış. 5 ile basmaya başlamışız hem de. Şöyle bakarsak %100 üteriz buradan. Yani itmeme ihtimalimiz yok. Varley tutuyor büyük ihtimalle büyük bir o şeyle, güçle. Hem de manpower da 13k, yani piyade de indiremez. O yüzden kazanırız herhalde. Hem de bunu Yunanistan savaşı için yapıyorum. Yunanistan'ın benim kadar piyadesi yok. Atabiliyorsam Yunanistan'ı da atayım. 610 gün çok. Savaş bitince yine bir 250 günlük atsak 500 güne denk gelecek. Daha rahat olacak. İyi basıyoruz şu an. Bir tane daha sivil geliyor. Evet. Şeyi bitiriyoruz. Güzel. Begin için ama süre mi gerekiyordu? Yok, gerekmiyormuş. Çok güzel. 100 günlük fokusumuz var. Bu fokus gidildikten sonra da birinci bölümün sonuna geliriz. Piyadelerimizin içi tamamen dolu şu anlık. Infantry ve artileri alacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Tabii bunu her zaman alabiliyor muyuz? Evet, sadece uçağı %10'da alabiliyorsunuz. Çünkü uçak, düşünsenize Almanya'sınız, size bedava uçak, yani her gün kasabiliyorsunuz. Ne kadar, veya küçük miner bir ülkesiniz. Fakat Türkiye atıyorum çok iyi politik power kazanıyor arkadaşlar. Normal vanilyada oynayanlar bilir. Çok iyi politik power kazanan bir ülke ve düşünsenize 100 günde bir şu slotun hepsini alıyorsunuz. Tamam, yine alabiliyorsunuz uçak dışında da. Şöyle düşününce yılda 200 tane uçak alıyorsunuz. Yılda 200 uçak basmak için yaklaşık düşününce yani bir 2-3 fabrika ayırmak gerekiyor. 2-3 fabrikayı da, yani iyi bir durum diyebiliriz. Kaçla bastım da göstereyim ve ilk videomuzun sonuna gelelim. 32 yılına yaklaşmış bulunmaktayız şu anlık. Evet, bitmek üzere Fox Stream'imiz ve bitti. Debuff'ı kaldırdı tamamen. Bayağı iyi oldu diyeceğim de kaldırmadım. Ha, pardon, ben yanlış anlamışım. Buraya gelmiş debuff. Bunu ben tıklayayım ve şimdi arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar biliyorum ses biraz hızırtılı ama arkadaşlar ayarlamaya çalıştım, ayarlayamadım. Bir gün belki kendime yeni bir mikrofon alırım ve ses kalitemi düzeltirim. Bugünlük bu kadardı. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.